Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle önümde tuttuğum bu güzel zikzak modelimizi çalışacağız. 3 renk kullanarak ördüm modelimizi. Modelimizi battaniye yapımında, yelek, ceket, yazlık bluzlar yapımında kullanabilirsiniz zevkinize uygun olarak. Bakınız dilerseniz 2 ya da daha fazla renkli de modelimizi çalışabilirsiniz. Çok çok kolay bir çalışma. Başlangıç sırasında iki sıra olarak e, öreceğiz. Hangi renk kullanırsak kullanalım. Daha sonra ise her rengimizi 3 sırada kullanıyoruz. Bakınız beyazımız birinci sıra, ikinci sıra ve üçüncü sıra. E, i̇kinci sırada öreceğimizde sadece o rengin tamamını örüyoruz. İkinci bir renk katmıyoruz. Diğer ikisinde ise e, birisinde bakınız geçiş yapacağımız rengi gri ile başlamıştım. Beyaza geçeceğim için geçiş yapacağım rengimi ördüm. İkinci sırasını tamamen beyazımla ördüm. Üçüncü sırayı ise daha sonraki sıranın geçişi rengiyle çalışacağız. Beyazımızdan sonra pembemiz bakınız. Pembemizi yine ikinci sırasında tamamen pembe. Üçüncü sırasında ise pembeden sonra griye geçiş yapacağım için gri pembe gri pembe şeklinde örerek Tamam diyoruz. Çok çok kolay. Mantığını da anladıktan sonra çok severek öreceğinize eminim. Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Zincirimizi çekerek başlayalım. Yine örmüş olduğum modelimle aynı sırayı takip etmek istiyorum. Gri beyaz ve pembe. Griyimizden başlayalım. İstediğiniz kadar zincirimizi çekersiniz. Fazla olan zincirimizi öreceğiniz ölçüden eğer fazlaysa keserek çıkarabilirsiniz. Şimdi modelimizi anlatmak için birkaç tane daha zincirimizi çekelim. Evet, zincirimi çektim. Tıpkı buradaki çalışmam gibi yapmaya başlıyorum. Bir çekmiş olduğumuz zincirlerden sonra önce göstereyim. Minik bir parça. 1 2 3 4 5 6. Altıncı zincir içerisine gelerek batıyorum. Kenarda yuva yaptım şimdi altı tane zincir geldiğim için kenarda boşluk oluşturdum. Şurası boşluk. Doluyorum aynı yere bir defa dolayıp üç defa da çekiyorum. Şöyle bir tane boşluk ve trabzan grubunun olduğu grubumuz. Bir zincir içerisine 3 trabzanımı ördüm. Bir zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak aşağıdan sayıyorum 1 2 3, 4. 3 tane atlayıp 4. zincir yuvası içerisine girerek 3 trabzanımı örüyorum. 1, 2, 3. 3 tane trabzanımı aynı yuva içerisine ördüm. Bir zincir çekiyorum, tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3, 4 dördüncü zincir yuvası içerisine gelerek batıyorum ve üç tane trabzanımı aynı yuva içerisine örüyorum bir zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir iki üç dördüncü zincir içerisine yine üç tane trabzanımızı örüyoruz bu şekilde bütün sıramızı tamamlıyoruz. Bir zincir, bir, iki, üç ve dört. Sona kadar geldik. Bir zincirimi çekiyorum, tığımın başını doluyorum. Bir, iki, üç, dördüncü yuva içerisine batarak bir tane kutu oluşturuyorum. Şöyle başlangıçta da kutuyla başlamıştık boş kutuyla. Bitişte de yine boş trabzan kutumuz var. Şöyle görelim. Şimdi üst sıraya geçiyoruz. Üst sırada iki rengimizi aynı anda götürüyoruz. Onun için beyaz ipimi alıyorum. Hazırladım beyaz rengimi. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Şuradaki kutucuğun içerisine çeviriyorum 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 diğer kenardaki Zincirden olan trabzanımız işte kenar trabzanı olarak saydık. Toplamda onunla birlikte zincirimizle birlikte 4 tane trabzanımız oldu. Şimdi hazırlamış olduğumuz beyaz renkli ipimizi alıyoruz. Buradan itibaren başlıyoruz. Bakınız en son kapadığımı açtım. Beyaz rengimle kapatıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi alıyorum kendimden tarafa her ikisini aynı anda götürmeye başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk yuva içerisine şuraya 3 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 ve 3 üç. 3'ü tam kapamıyoruz. Bırakıyorum beyazımı, gri rengimi alıyorum. Gri rengimle kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Beyazımı alttan götürüyorum. Tığımın başını doluyarak. 1 2 3 1 2 3 Bir tane beyaz bir gri örüyoruz. 3. trabzanı kapamıyoruz. İpimi kendimden tarafa alıyorum ve beyaz rengimle kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Gri ipim altta Beyazımla örüyorum. 1 2 3 Gri rengimle kapatıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 1 Zincirimi çektim. Beyaz altta 1 2 3 1 2 3 Bir tane beyaz, bir tane gri olarak ördüm üçüncü trabzanımı örüyorum ipi kendimden tarafa alıyorum beyaz rengimle kapatıyorum bir zincirimi çektikten sonra kenardaki kutucuğun içerisine 4 tane trabzanımı örüyorum kenarlar 4 olsun 3 ve 4 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum ondan önce şöyle bakalım gri rengimizle artık işimiz bittiği için ipimizi buradan kesiyoruz iki sıra grimizi ördük başlangıç olduğu için diğer renklerimizi üçer sıra öreceğiz örgümüzün zincirlerini bu şekilde tamamladıktan sonra şuradaki İlk yuvanın içerisine gelerek batıyoruz. Daha sonrasında bütün sıramızı beyaz olarak örüp diğer uca kadar ilerliyoruz. Batıyorum. Burada batarken şuradaki bakınız ipleri geçiş yaptığımız yerler vardı. Şöyle iplerin uzun kaldığı yerler. Onları kavrayacak şekilde alalım. Şöyle yukarıya doğru götürelim. Arada görünmesi bir alttan alarak kavradım. 2 ve 3. Şöyle görmenizi istiyorum bakın. Yukarıya doğru çektim. Şimdi bir zincir çekelim. Diğer rengimiz de daha belli olacak. Bakın beyazı uzattığımız için burada beyazımız görünecek hemen yukarıdan örersek. Ama tığımızı şöyle kaldırdığımız zaman arkadan örüyoruz zaten. Buradaki beyazımız da yukarıya gizlenmiş olacak. Örgümün örme yönünü çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakın şöyle alttan Gizlediğim beyaz renkli ipimi de yukarıya doğru kaldırıyorum. Görüntü kirliliğini önlüyorum. Hoş olmayan hiçbir görüntü olmasın. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başında doluyorum. Yine alttaki gizlediğimiz gri ipimiz. Bakınız alıyorum. 3 Bir tane zincir beyaz ipimizi geçiş yaptık bakınız arada gizledik alttan alıyorum 1 2 ve 3 tekrar zincirimi çekiyorum bir adet şuradaki araya geçiyorum yine alttan şöyle iplerimi arada olan iplerimi yukarıya doğru örgümün altına bırakıyorum bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak en sondaki trabzanımın tepesine gelerek batıyorum ve şu şekilde ikinci sıramızı da tamamlıyoruz hemen şöyle fazla görünen ipimiz beyazımızı gizleyerek gelmiştik zaten diğer tarafı da göstermek istiyorum bakınız ilk iki sıramızı ördük şimdi diğer rengimize geçişle birlikte devam edeceğiz pembemizi örerek pembe rengimi hazırlayarak geldim kenarı kapatıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra çeviriyorum 4 tane kenar zincirimizle birlikte trabzanımızı bu noktaya örüyorum 3. trabzanımı örmeden pembe rengimi alıyorum pembe rengimle başlıyorum bir tane zincirimi çekiyorum ipleri kendimden tarafa alıyorum. kendimizden tarafa alarak tutuyorum. Tığımın başını dolayarak ilk kutu içerisine pembemle başlıyorum. Buraya dikkat edelim. Sıramızı düzgün kurduğumuz zaman hiç sıkıntı olmadan tamamlayacaksınız. Tekrar kendime doğru alıyorum. Beyaz rengimle kapatıyorum. Bir tane zincirim çekiyorum. Pembemi alttan yürütüyorum. 1, 2, 3. Bir pembe, bir beyaz olarak örüyorum. Kendimden tarafa alıyorum. Pembemi şöyle hem kapanışı pembe ile yapalım. Ve bir zinciri. Yuvanın içerisine örüyorum. 2 ve 3 Üçü kapatmıyoruz. Kendimizden tarafa ipimizi alalım. Beyaz rengimle kapatıyorum. Bir zincir. Bir beyaz, bir pembe. Bir beyaz, bir pembe şeklinde örerek sona doğru devam ediyorum. Evet. Modelimizin sonuna kadar geldim. Beyaz, pembe, beyaz, pembe. Burada dikkat etmemiz gereken nokta. Bakınız. Tam aşağıdaki bakın. İlk sıra aşağıda beyazımızda renk geçişinde. Yine renk Geçişlerinde her zaman bu aşağıdaki olan rengin üzerine yaparsanız hiç şaşırmadan, kaydırmadan modelimizi tamamlamış olursunuz. Son olarak 4 tane trabzanımı pembe rengimle örüyorum. Dördüncüyü örelim ve beyaz rengimizi 3 sıramızda örüp tamamladık. İpimizi buradan kesebiliriz. Kestiğimiz her ipi kendi rengi içerisinde hemen gizleyelim bakınız kendi rengi içerisinde şöyle getiriyorum pembemin altından gizleyerek alıyorum pembe beyazıma geçişimi yapıyorum pembenin altından gizlice getirdim tekrar kalan Örneğin beyazımı da temizledikten sonra hangi renk olursa olsun her rengi kendi içerisinde gizleyelim. Görünümü gözümüzü rahatsız etmesin. Bakın şimdi şurada görülen iplerimiz var. Alttan yürüttüğümüz yerlerinde yok. Hemen bu sırayı tüm pembe öreceğim zaman hangi sıra olursa olsun hiç fark etmez. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim çeviriyorum. Tığımın başında oluyorum. Altta yürüttüğümüz iplerimizi alalım. Hangi sıra olursa olsun mutlaka alttaki iplerimizi ilmek aralarımıza gizleyerek örgümüzü örelim. Bir tane zincir alttan alıyorum. Yoksa çok karmaşık, göze hoş görünmeyen bir görüntü ortaya çıkar. Minik püf noktasını unutmayalım. Alıyorum. 2 ve 3. İkinci sıramız her zaman tek renkli. Bakın şöyle görelim. Gizleyerek yukarıya doğru toparlıyoruz. Şuradaki pembemiz görülmekte. Bakınız burası da yine puslu görülmekte. Ördüğümüz yerler daha net açık bir şekilde görülmekte. Şöyle bakın diğer öreceğimiz bölümler alttan toparlayarak bu şekilde örelim. Alttan alıyorum sona kadar örelim sona kadar geldim tığımın başını doluyorum dördüncü trabzan üzerine gelip 1 2 3 sıramı bir uçtan diğer uca tamamlayarak bitirdim bakın modelimizdeki 3 rengimizi de ördük şimdi griye geçişimizi de başlayalım aynı şekilde istediğimiz kadar büyütebiliriz yeterince anlaşılır olmuştur umarım 1 2, 3, 3 zincirimi çekiyorum. Hemen her grupta geçerken, bakınız aynı benim gibi başlarsanız, diğer gruba geçerken hep kendi rengiyle geçiş yapıyoruz. O yüzden hiç sıkıntı çekmeden örgünüzü örebilirsiniz. 2, 3, 4 trabzanımı ördüm, ama dördüncüyü kapamadım. Gri rengimi alıyorum, kapatıyorum, bir tane zincir ipleri şöyle öne alıyorum. İlk yuva içerisine giriyorum. Bakınız pembemiz altta, beyazımız altta. Bu yuvaya batıyoruz. 2 ve üçüncüyü tam kapamıyoruz. Bir tane pembe, bir tane gri olarak örüyoruz ve bu sıra sonunda pembe rengimizi de kapamış olacağız. 1 2 3. tam kapamıyorum gri altta ip kendimden tarafta altta yürüyecek ipimiz gri kapatıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra sona kadar ilerliyorum tamamladım şimdi pembe ipimi kesiyorum yine kendi rengi içerisinde gizleyeceğiz bu sıramızda rengimizin ikinci sırasında hepsini gri olarak örüyoruz her geçişin ikinci sırası kendisi 3 4 5 zincirimi çekiyorum İpime şöyle gizlediklerimi yukarıya kaldırarak trabzanlarımı örüyorum bir tane zincir alttan kaldırıyorum ve bu şekilde tamamlıyorum çok güzel yazlık kıyafetler olacaktır hem bebeklerimiz için hem yetişkinler için kendimiz için çok şık hem yelek olarak ya da yazlık bluz olarak kullanabilirsiniz. Şöyle pastel renklerle özellikle çok hoş olacaktır. Evet. Bir tane zincirim çekiyorum. Son trabzan tepesine gelerek batıyorum. Ve bu şekilde örgüme devam ediyorum. Evet sevgili arkadaşlar, modelimizi bu şekilde tamamladık. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.